Evet, bu balık takas olarak geldi bize, hasta olarak. Şimdi buraya koyduk toparlar diye ama toparlamadı. Bakın burada dayak yemiş. Büyük balıklar bunu dövmüş diyelim. Hangi balıklar onu da göstereyim. Bakın buradaki büyük balıklar arasında burada jumbo prensesler var. Mavi prenses işte. Sarı prenses. Bunlar arasına dayak yemiş bu. Ayırdık buraya ama burada çözüm değil tabi. Bunu tek başına ayıracağız. Dik biraz daha ufak balıkların yanına koyduk. Belki burada düzelir ama burada da çözüm olmadı. Bunu ne yapmak lazım? Bunu ayrı bir yere koyacağız. Çünkü güçsüz olduğu zaman diğer balıklar da bunun farkında oluyor. En ufak balıklar bile vurmaya çalışıyor. Bunu en güzel çözüm ayrı bir yere koyacağız. Ayrı bir akvaryum. Mesela şurada karantina akvaryumumuz var. Oraya alacağız. Bir de baktofiş ilacımızdan damlatacağız kuyruk bölgesine. Çünkü şu an can çekişiyor. Yani böyle bir çok acı duyuyor. Baktofiş damlatacağız ve orada tedavi edeceğiz. Dikkat ederseniz diğer balıklar rahatsız ediyor. Çünkü bu hayvan güçlü bir hayvan. Normalde sağlıklı olsa bunlar kafa tutamaz. Gerçekten çünkü erkek bir sarı prenses. Bunu acilen alalım. İyileştirelim. İyileştikten sonra da sizle paylaşacağım bunu. Evet. Hasta balığımız bu. Dayak yemiş. Hasta derken dayak yemiş. Ama tabii biz bunları paylaşıyoruz ama gerçekten yani izlenilmiyor. Ama biz yine de videosunu paylaşalım. Bunlar önemli. Bakın Baktofiş dediğimiz bu. Sitemizde var. aquariumexpress.com sitemizde var. Bundan da anlatıyoruz. Gerisine damlattık. Şöyle bir kendi suyunda bırakalım. Fazla böyle suyuna damlatmaya gerek yok. Kendisine damlattık. Bakın şimdi karantinaya aldık buraya. Balığımız burada karantinada. Burada bir tane de papağan. Şöyle minik papağan yavrumuz var. O da dayak yemişti. Düzeldi. Aynı bu şekildeydi. Paramparça haldeydi. Düzelttik onu. Şimdi sarı prensesimizi buraya koyduk. Erkek sarı prenses. Normalde bu büyük olduğu zaman arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Normalde bu sağlığında olduğu zaman hiçbir balık kafa tutamaz buna ama jumbo balıklar akvaryum içinde tabi bunları parçalamış. Rengi de çok güzel balık. Burada bunun bir hafta da kendine gelecek. Önemli olan balığın yem yemesi. Balığın yem yemesi. Yem yerse hızlı düzelir. Burada bakacağız. Ve sonuçlarını da size paylaşacağız arkadaşlar. Evet, çikletimiz iyileşti arkadaşlar. Yani gerçekten ilk halini biliyorsunuz. İyileşti. Çok güzel oldu. Tedavisinde zaten bundan önceki dakikalarda paylaştım. Aynı o şekilde Baktofiş'le 2 günde bir derisinin üzerine damlattık. Şimdi görelim nasıl olmuş. Hatta yem yememeye başladı bir ara. Şu an güzel. Bakın orada akvaryumda dışkıları da var. Pisletmiş akvaryumu. Evet, şimdi cikletimizi görelim. Gördüğünüz gibi kuyruğu düzelecek gitgide. Bakın hareketlere bak, hareketlere bak. İyileşti ya. Gel. Normalde bu böyle korkuyor ama şöyle birkaç zaman sonra alışacak. Böyle cama vurduğum zaman gelecek. Tedavi süreci bitti. Şu an ilaçlık bir durum yok. Sadece burada ayrı karantinada besleyeceğiz. Yani benim demek istediğim şu. Kavga eden balıkları ayrı bir yere alın. Mesela bazen çok soru geliyor Instagram'dan. Abi işte bu balık hasta oldu. Kuyruk erimesi var. O hastalıktan değil. Balıkların kendi arasında yaptığı kavgadan oluyor aslında. Bunun en güzel tedavisi ayıracağız. Karantinaya alacağız. Eğer yaralanmışsa dediğim gibi Baktofiş ilk başta gösterdiğim damladan derisine damlatacağız. Bakın şu şekilde yakından göstereyim bir. Bakın şöyle bir gösterelim yakından. Görünüyor mu orada?
Bakın kuyruğu düzelecek. Şu an yarası beresi gitti. Şu an gerçekten çok kötü durumda ama bunun devamını paylaşacağım ben. Görünüyor mu? Bunun devamını paylaşacağım. Şu an yara falan kalmadı. Ama kuyruğu tabii hala kısa ama iyileşecek. Burada besleyeceğiz. Yemini vereceğiz, iyileşecek. Şu an bakın rengi falan. Şu an elimize aldık canlandı yani iyice böyle bir alışacak. Durum bu. Dediğim gibi. Yani hep aynı sorular geliyor. İnanmazsınız. Yoruldum yani. Gerçekten bu sorulara buna benzer sorulara cevap vermekten gerçekten yoruldum. Çünkü zaten bununla ilgili bir sürü videomuz var ya. 5-6 tane videomuz var. YouTube arama kısmına balık kuyruk erimesi tedavisi yazın. Hemen çıkar. Yani dediğim gibi tekrar paylaştım. İnşallah izlersiniz. Bununla ilgili artık bir de Japon balığı besleyen arkadaşlar var. Hani özellikle diyorum renkli taş olmasın ama hala kimse duymuyor bizi. Bir de evet, balığımız tamamen iyileşti. Hemen buradaki damızlık akvaryuma aldık. Bakın tamamen iyileşti. Kuyruğu çok kötüydü. Bakın buraya aldık. Burada daha da kendine gelecek. 10 numara oldu gerçekten. Çok güzel.